Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Next.js'te Envil ve plugins'i görüyor olacağız. Config dosyası içerisinde. Şimdi hemen geliyorum. Ve ben projeme bir tane Envil geçmek istiyorum. Hemen Next.config'in içerisine geldiğimde burada head tag'ı mevcut. SEO için yapabileceğimiz işlemler. Burada global CSS. Plugin ve hemen şuraya Envil diyorum. İşte name dedim. Ve benim adım Yasin olsun ve bunu index view içerisinde şurada console.log process env name dersek şöyle. Evet, bakın benim adım Yasin şeklinde hem server tarafına hem client tarafında ne yaptım ilgili uyarıyı alabildim. Gayet güzel, pekala. Daha sonra pluginsler ne işimize yarayacak? Pluginsler, peki. Hemen index view'ye gelelim. Next tutorial'ı hemen buraya ek. Oops, şöyle insert. Kapatalım ve buradan about view'ye gelelim. Next logo diyelim. Hatta şuraya da next logo diyelim. Şuradan next logo dedim. Gerçi şey de olabilir, tutorial da olabilir. Hiç dert değil. Aynen bu kalsın. Next tutorial. Next tutorial buraya entegre etti. Next tutorial. Güzel. Şimdi döndüğümde About'a da gitsem merhaba Next.js, Home'a da gitsem merhaba Next.js'i görüyorum. Gayet güzel. Şimdi ben bu component'u import ettim. İyi, güzel, hoş da. Yani burada 500 tane component'um olabilir. Import ettiğim 100 tane olabilir. 10 tane olabilir. Hiç fark etmez. Ve ben bunu her yerde kullanacağım belli ki. Ve ben bundan çok rahatsızım. Yani ne yapacağım? Gelip sürekli bunu buraya import mu edeceğim? Hayır. İşte bunun için hemen şuraya plugin istiyorum ve şuraya da gelsem desem ki global comp desem import view from view ve ardından import nedir next tutorial from component tutorial view component next tutorial ve next tutorial olarak bunu bir register ettiğim ve ardından şuradan config nerede? Burada. Şimdi buraya gelip diyeceğim ki şu CSS'de yaptığımız gibi, hatta şuraya gidelim, şu gemici düğümünü alalım, şöyle de kullanabilirsin demiş, şöyle de yapabilirsin demiş, şunu alalım. Mesela bakın burada ant design için bir örnek yapmış. Oops. Şuraya geri geldim. Şuna bir virgül koydum. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Demek istiyorum ki sen plugins'in altından nedir? Global comp.js'i kullan. Ve tutorial değil, index'e geldim. Bunu artık kaldırdım. About view'e geldim. Bunu artık kaldırdım. Ve artık döndüğümde home burada next tutorial about index tutorial nasıl çalıştı burada? Next tutorial about global.com next tutorial dersek merhaba Next.js, next tutorial is not defined, next tutorial about view, next tutorial şunu kaldırdım. Evet, merhaba Next.js, about'a gittim, merhaba Next.js şeklinde ne yaptım? Kullanmak istediğim global olarak komponentleri plugin içerisine tanımladım. Tabii ki de sadece bunlar mı olabilir? Tabii ki de hayır.
Bakın içerisinde mesela bir tane client only demiş. Sen client için yalnızca bunu dahil et, server için bunu dahil et gibi gibi. Bakın burada da ne yapmış? Alt dizayna ait komponentleri ve CSS'leri bunun içerisine ekleyerek global olarak kullanmış deyip bu dersi burada sonlandıralım.